Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Artık telefonuma kavuştum. Hemen ilk videomu çekeyim dedim. Eski telefonla da iki video çektim ama bu telefonumla sizlere güzelce videolarımı çekip yayınlamaya devam edeceğim. Bugünkü konumun adı ilk video olduğu için bu zamana kadar hiç böyle bir konu başlığı kullanmamıştım. Sadece muhabbet kuşu olacak arkadaşlar. Bu konu başlığımız bugün muhabbet kuşu. Yine sizlere faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Biraz genel durumdan da bahsedeceğim bu arada. Bu şekilde devam edeceğiz. Canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Bunun için ortam hazırlamaya çalışıyorum. İnternetin güzel çektiği, güzel olduğu bir yer hazırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar, açıklamalar kısmında 1 saatlik çiftleşme videosuyla kuşlarınızı kolayca kızıştırabilirsiniz. Bunu tekrar söylememe gerek yok. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Abone olarak yeni gelecek videoları ve 100.000 abonedeki Show Jumbo çekilişlerini kaçırmanızı istemiyorum. O yüzden abone olun diyorum. Videolara da like atarsanız seviniriz. Bugünkü konumuz genel olarak muhabbet kuşlarından bahsedeceğiz. Şimdi biliyorsunuz muhabbet kuşlarının birçok çeşidi var. Şimdi hani bu abonelerim biliyorum izliyorlar, takip ediyorlar ama bunu video ilk açan muhabbet kuşunu hiç bilmeyen arkadaşlar olabilir. O yüzden bu konuda onlara biraz bilgi olsun açısından sadece muhabbet kuşu dedim bugünkü konu başlığıma. Şimdi arkadaşlar, muhabbet kuşu bir papağan türüdür. Bilmeyen arkadaşlar için bazı arkadaşlarımız biliyor, bazıları bilmiyor. Muhabbet kuşunun orijinali yeşildir. İlk doğada yeşil olarak bulunmuştur. Sonra evcilleştirilmiştir. Daha sonra DNA'sı oynanarak renk verilmiştir. Değişik renkler elde edilmiştir. Ve farklı ülkelerde farklı ırklar çıkartılmıştır. Show Jumbo, İngiliz, Çek gibi değişik DNA'larıyla oynanarak her ülke kendine göre bir ırk yetiştirmiş. Bizim ülkemizde de yerli dediğimiz Çek'le Pakistan arası orta boyutta kuşlar var arkadaşlar. Bunlara biz yerli diyoruz. Yani yerli üretim oluyor bunlar. Muhabbet kuşları genelde tek eşliliği çok severler. Salma ortamında farklı kuşlarla da çiftleşebilirler. Bu kuşları çiftleştirmek için en güzel kızıştırıcı bunların birbirlerinin seslerini duymasıdır. Yani herhangi bir ekstradan bunlara kızıştırıcı yem vereyim, şunu vereyim, bunu vereyim hiç gerek yok. Siz sadece asfur, yulaf, kraker gibi desteklerinizi verin. Gerisini zaten muhabbet kuşu kıskanç olduğu için, çiftleşme sesini duyacağı için kolayca kızışacaktır. Muhabbet kuşları biliyorsunuz çiftleştikten sonra bir hafta sonra normalde yumurtlarlar ama yuva hazırlamayan kuşlar 2 ayı bulabilir. Benim 2,5 ay oldu şurada kuşum. Şu anda poposunda yumurta var, elime geliyor. Daha yağ da sürmedim. Kuş halsiz de değil. Nedense yumurtlamadı. Bekliyorum. Hani bir sıkışma falan olursa müdahale edeceğim. Şimdilik bu şekilde bekliyoruz. Şimdi salmada şu köşedeki muhabbet kuşum da yumurtladı. Onu da sizlere göstereyim. Şuradaki yumurta da yatıyor. 2 tane yumurtası bozuk. 2 tanesi de hala çıkmadı. Onu da bekliyorum. Onu da göstereyim. Buradaki yumurtlayan kuşumu göstereyim size. Bakın yumurtladı. Şu an yumurtanın üstünde yatıyor. Kalkmıyor. Bakın altında görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Hayır. Kalkmıyor çünkü. Bakın şimdi kalkacak. Hadi kızım. Kalk bakalım. Kalk da bir yumurtala bakalım. Hadi. Hadi. Çıkmıyorsun oradan. Evet arkadaşlar, inatçı çıktı. Bakın oynatıyorum yine de. Abi yerinden kırmaçmıyor ki. Evet, yumurtayı gördünüz sanırım. Evet, yumurtası burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ilk yumurtası geldi. Ve şurada da gördüğünüz gibi. Bakın. Burada gördüğünüz gibi. Oğlum çekil de bir bakalım. Beş tane yumurta var. Şu an ikisi bozulmuş görünüyor. İnşallah yavru çıkar. Çıkmazsa şans. Bu da benim tepelilerin annesi.
Şu anda biraz halsiz dinleniyor. Şu anda dinleniyor. Biraz kendini toparlaması lazım. Muhabbet kuşları bakın yulafı çok seviyorlar. Bu kadar mesafede yani şu anda yanımdalar. Ben yulafın yanında olduğum için kaçmıyorlar. Yani elinizi alıştırmak için yulaf kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir taktik. Bunu da videolarımda genel olarak söylüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir takım şovcumbamız var. Bakın. Yaşları 2-2,5 arası. Bilezikli. Orijinal şovcumbu. Erkek Hollanda. Dişimiz Alman şovcumbu. Görüyorsunuz. Evet, şöyle daha net görebilirsiniz. Evet, dişimiz geldi yanımıza. Erkek de orada. Evet arkadaşlar, genel olarak böyle durumlar. Bizi yeni izleyenler için şunları söyleyebilirim. Yani kanalımda aklınıza gelebilecek bütün hastalıklarla ilgili video, ilaç tedavisi, ilaçsız tedavi, öncelikle ilaçsız tedavi, eğer çözüm bulamazsak ilaçlı tedavi, bunların hepsini anlattım. Yani muhabbet kuşu besleyecekseniz bu kanala abone olarak videoları baştan bir izlemeniz gerekiyor. Şunu da söylemek istiyorum, çünkü arkadaşım bir tanesi bize yazmıştı, sizin videonuzu izleyene kadar kuşum öldü diye. Yani bunu daha önce izlemiş olsa bu arkadaş daha önce müdahale edecek ve kuşu kurtarabilecekti. Bu gibi çok durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden sizden ricam, bu muhabbet kuşu videosunu izliyorsanız, yani bu kuşları besliyorsanız, bunlarla ilgili bütün bilgiye sahip olmanız sizin için çok büyük avantaj olur. Yoksa bu muhabbet kuşu sevdasına kapılıp kuş beslemeye başlayıp kuşlarınız öldüğünüzde hevesiniz kaçabilir. Yavru alamadığınızda hevesiniz kaçabilir. Yavru alabilmeniz için kuşlarınızdan, işte herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman ne yapmanız gerektiği ile ilgili videolar çektim. Daha da çekmeye devam ediyorum. Kanalımı takip etmeye devam edin diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.